Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar ideal otomatik sigorta kutusu nasıl döşenir, sigortalar nasıl monte edilir, kablo bağlantılar nasıl yapılır, bunu anlatacağım. Arkadaşlar, şu anki gördüğümüz sigorta kutusunda 3 faz kaçak akım koruma rölesi ve 6 adet otomatik sigortamız mevcut. Bunları otomatik sigorta kutusunun içinde bulunan rayı üzerine montajını yapıyoruz. Bunlar nasıl montajı yapılır? Şurada gördüğünüz gibi, altta gördüğünüz gibi arkadaşlar tırnak var. Bunu böyle geriye doğru çektiğinizde bu sigorta aradan değiştirilebiliyor, sökülebiliyor. Bu şekilde takacaksınız raya arkadaşlar sigortayı. Üst kısmını, şu kısmı rayın üst tarafına oturtturup altta bulunan yayı da ileri doğru, içeri doğru ittiğinizde raya sigortanızı montajını yapabilirsiniz arkadaşlar. Sigortaları bu şekilde monte ettikten sonra bu üste 3 kablo, 4 kablo giriyor gördüğünüz gibi. 3 faz, 1 nötr. Bu kablolar arkadaşlar saat kutusundan gelen kablolardır. Ana hattır. Yani evinizin içinde bulunan bu sigorta kutusuna saat kutusundan gelen ana hat kablolarıdır. 3 faz, 1 nötr gelir. Yeni evlerde artık 3 faz. Önceden tek faz geliyordu. Şimdi 3 faz gelecektir. 3 faz hattımızı L1, L2, L3 bağlantı uçlarına bağlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi N harfi var. Burası da nötr arkadaşlar. Burası önemli. Nötrü buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken burada sigortanın üzerinde bu yazılara dikkat etmeniz gerekiyor. 3 fazı sırayla bağladıktan sonra nötrü de en son klemense bağlıyorsunuz. Sigortanın aynısının karşısında olan, yani L1 fazını bağladığınızın klemensin karşısında çıkışı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kablolar şu anda temsili bir kablodur. Buradan birinci fazımızı çıkarıyoruz. Baştaki 1 ve 2. sigortaya köprü atıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorsunuz kablonun uçlarını. Birinci fazımızı iki sigortaya dağıttık. Bizim evimizde 6 adet sigorta olduğu için bunu eşit bölüyoruz arkadaşlar. 3 fazı da ikişer sigortalara bölüyoruz eşit olarak. İkinci fazımızı çıkıyoruz arkadaşlar. Üç ve dördüncü sigortaya köprü atıyoruz. Üçüncü fazımız, son fazımızı da kabloyla çıkışını yapıyoruz. 5 ve 6. sigortalara köprü. Bu şekilde arkadaşlar eşit olarak 3 fazı da sigortalara dağıtıyorsunuz. N harfi yazan yerden, nötrden çıkan kablomuzu da arkadaşlar evimizin tesisatında bulunan nötr kablolara bağlantı yapıyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Buradan kabloyu çıkarıyorsunuz. Ben videoyu kısa tutabilmek için bu temsili kabloyu bu şekilde bantladım. Buradan çıkarıyorsunuz. Yani bu kabloyu tesisata giden, tesisatımızda bulunan nötrleri bir araya getirerek sarıyorsunuz. Ve
panonun bir kenarına montajını bu şekilde yapıyorsunuz. Bu sigortamızın üst çıkışları ise arkadaşlar, evimizin içinde dairemize giden diğer priz hatları ve lamba hatlarıdır arkadaşlar. Linye diyoruz biz bunlara. Bu kablolarımız da işte mutfağımızdaki prizlere, işte banyomuzdaki prizlere, tesisat bu şekilde dağılıyor arkadaşlar. İşte lambalara eşit bir şekilde dağıtılıyor. Lamba fazı ile priz fazları her zaman ayrı olur arkadaşlar. Yani atıyorum, örnek veriyorum. Bu bağladığım sigorta lambaya gidiyor. Oturma odasındaki lambaya gidiyor. Bunu indirdiğiniz zaman oturma odasında bulunan priz enerjisini kesmiş olamazsınız. Kesmiş olmuyorsunuz yani. Prizin elektriği ayrı olduğu için her zaman kontrol kalemiyle bakmanızda yarar var. Yani bazı insanlar lamba sönünce tamam elektriği kestim düşüncesi oluyor. Çok yanlış, çarpılırsınız arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken zaten saatin başındaki sigortayı kapatın. Önce emniyet. Daire içi linye hatlarını da bu şekilde sigortalara bağladıktan sonra arkadaşlar, kabloları bir araya toplayacaksınız bu şekilde. Panonuzun böyle kenarlara içe doğru bastıracaksınız. Bu şekilde evinizde otomatik kutusunu montajını yapmış olursunuz. Ve en sona da sigorta kutumuzun kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kapattıktan sonra 4 tane vidasını da sıktığınız zaman montajı gerçekleştirmiş olursunuz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.